Türk bir genetik mühendisi kutsal bir kuyu olan Zemzem Kuyusu'nun yanı başında bir deney uyguladı. Amacı bu kuyunun akla sığmayan zenginliklerini ortaya çıkarmak ve büyük bir keşifte bulunmaktı. Deney sonunda oldukça tehlikeli bir şey keşfetti. Öyle bir şeydi ki bu herkesin kalbine Allah'ın ne kadar büyük ve yüce olduğunu ve ne kadar büyük mucizeler yaratmaya kadir olduğunu nakşediyordu. Keşfi yapan mühendis heyecan, şaşkınlık ve hayretten bağırarak "Nasıl olur da 1400 sene önce Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyor olabilir? Bu mübarek suda olanları onca sene önceden nasıl görmüştü? Zemzem suyunun sayılamayacak, hesap edilemeyecek sırları." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Zemzem suyu ne için içilirse ona yarar. Şifa için içersen Allah sana şifanı verir. Doymak için içersen Allah seni doyurur. Zemzem kuyusunun Cebrail aleyhisselam kazmıştır ve Allah o sudan İsmail aleyhisselamı rızıklandırmıştır. Mescid-i Haram'ın yanı başında yerden kaynamış olan bu su, bütün dünya Müslümanlarını başında toplayan mukaddes bir alamettir. Ayrıca yeryüzünde ne çok şöhrete sahip olan kuyu da budur. Mekanın ruhaniyetine katkı sağlar ve tarihi bir değeri de vardır. Ayrıca bulunuşundaki hikaye de azmin, imanın ve çabanın da hikayesidir. İbrahim aleyhisselam tarafından kurak ve kimsesiz Mekke'de bırakılan bebek yaştaki İsmail aleyhisselam ve annesi Hazreti Hacer'in hikayesidir bu. Küçük İsmail susamıştır ve ağlamaktadır. Hazreti Hacer ise Mekke çölünün orta yerinde bir damla su aramak için oradan oraya koşturmakta, bebeğinin susuzluğunu gidermek için büyük bir çaba sarf etmektedir. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin rahmeti kendini gösterene ve onlara büyük bir hediye takdim edene kadar. İşte o büyük hediye tertemiz ve berrak zemzem suyuydu. İsmail aleyhisselamın susuzluğunu ve açlığını gideren ve onlara orada bir yaşama umudu veren zemzem suyu. İşte o günden beri Müslümanların kalbi zemzem kuyusuna bağlıdır. Zemzem sadece insanların susuzluğunu gideren bir kuyu değildir. Orası hala devam eden bir mucizedir de. Şifayı ve bereketi de simgeleyen bir mucize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzündeki suların en hayırlısı zemzemdir. Zemzemin insanların karınlarını doyurma ve hasta olanlara şifa olması vardır. Zemzem semavi bir rızıktır, insana güç ve sağlık verir. Hem bedensel hem ruhsal olarak insanı doyurur, şifalandırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zemzem suyusundan su kırbalarına doldurur ve onu hastalara ikram ederdi. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafıklarla aramızdaki fark, münafıklar kaburga kemikleri arası doluncaya kadar içemezler. Sizler kaburga kemiklerinin arası doluncaya kadar zemzem için. Yeryüzündeki suların en hayırlısı zemzem suyudur. Habib İbni Ebu Sabit'ten rivayetle şöyle demiştir. Ataya zemzem suyunu yanımda taşıyayım mı diye sorduğumda bana şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma da diğer sahabeler de selef uleması da taşırdı. Ve onu misafirlerine ikram etmek için evlerinde bulundururlardı. Meçhed bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Evimize bir misafir geldiğinde ona zemzem suyu ikram ederdik. Hiçbirimiz zemzem ikram etmeden önce misafirine yemek ikram etmezdi. Peki zemzem suyundaki o tehlikeli sır neydi? Zemzem suyunu araştıran Türk genetik mühendisinin yaptığı şey sıradan bir bilimsel araştırmadan çok daha fazlasıydı. Bu istisnai bir yolculuktu. Mühendis zemzem suyundan aldığı örnekleri laboratuvar ortamında incelemişti. Gelen raporlarda zemzemin mineraller bakımından bir hazine olduğu ortaya çıkmıştı. Zemzem, sıradan kaynak sularında bulunan minerallerin yaklaşık 10 katını içeriyordu. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum mineralleri zemzem suyunda bol miktarda bulunuyordu. Mühendis araştırmalarında derinleşmeye karar verdi ve bu mübarek suyun içerdiği değerler ve insanlara neden faydalı olabileceği karşısında dehşete kapıldı. İnsanların bu mübarek sudaki faydaları bir sürü farklı yollarla almak için neler yaptığını düşündü. Sadece zemzem suyu bile birçok hastalığı önlemeye yarayabilirdi. Zemzem suyunda insanlar için gerçek bir şifa vardı. Bir suyun tek bir damlası bile nasıl bunca değerli minerali bu kadar çok içerebilirdi? Önünde duran büyük mucizeden dolayı gerçekten dehşete düşmüştü. Zemzem suyunu içen bir hastanın bozulmuş vücut fonksiyonları hızlı bir şekilde düzelebilirdi. Hatta kanser hastalarının bir zemzem suyunda şifa bulabileceklerini düşünüyordu. Bedene şifa veren bir mucize ruha nasıl vermezdi ki? Kâbe'yi ziyaret eden hacılar ve ziyaretçiler imanla ve tevazuyla zemzem suyundan içtiklerinde Allah'ı onun verdiği nimetleri ve şifayı anarlar. Binlerce yıldan beridir ta ki günümüze kadar insanlar zemzem suyunun hikmetini ve mucizesini konuşur ve imanlarını kuvvetlendirirler. İsmail aleyhisselamla annesinin hikayesini anımsar ve Allah'tan ümit kesmemek gerektiğine bir kez daha iman ederler.